hemen hemen iktidara yakın medya organlarının büyük bir bölümünde emekliye müjde, emekliye büyük müjde, emekli ikramiyesini ne zaman alacak, emeklinin alacağı zam oranı belli oldu, emekli bayram edecek, emekli maaşında büyük artış gibi haberler görüp duruyoruz. Malumat Furuş ORG adlı bir internet sitesi bir haber değerliyor ve iktidara yakın bir gazete, ben adını vermeyeceğim o gazetenin, 365 günü yılın 365 gününün sadece 9'unu es geçerek geriye kalan 356 günün tamamında manşetten emeklilere zam müjdesi veriyor. Bu gazete yaptığı emekliye zam haberlerindeki zam rakamları ve yüzdelerini her gün değişiyor olması ise başlı başına bir vaka. Öne sürdükleri zam yüzdeleri ve tutarlarının gerçekleşmemesi ise apayrı bir skandal. Vallahi adeta Nasrettin Hoca fıkrası gibi bir olay. Her gün sürmanşetler emekliler için farklı bir rakam ve yüzde ile zam müjdesi veriyorlar. Gazetenin attığı bazı manşetler şu şekilde. Bunu gören birçok haber sitesi de hit uğruna, ziyaret uğruna sitelerine bu haberleri ekliyor. Emekliye 684 lira zam, emekliye 7500 TL ek ikramiye, emekliye üçlü zam formülü, emekliye 7 fırsat, emekliye Ocak ayında 6 zam, emekliye 2366 TL, emekli maaşına farklı zam vesaire vesaire. Uzayıp gidiyor. Adeta emekliyle alay ediyorlar. Bu haberi görünce aklıma bir fıkra geldi. Nasrettin Hoca fıkrası. Günlerden bir gün Nasrettin Hoca eline yoğurt mayası bakracını alıp göle doğru yola koyuluyor. Gölün etrafında piknik yapan köylüler hocaya dikkat dikkat bakıyor, böyle kesiliyor işte. Nasrettin Hoca başlıyor yoğurt mayasını göle kaşık kaşık çalmaya. Köylüler şaşkınlıkla izliyor. Yahu bu hoca ne yapıyor? İçlerinden bir hocanın yanına varıyor. Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun böyle diyor. Nasrettin Hoca yanıt veriyor. Göle yoğurt mayası çalıyorum. İlahi hocam, hiç göle maya çalmakla göl maya tutar mı? Nasrettin Hoca cevabı yapıştırıyor ve gerekli dersi bu köylülere veriyor. Ya tutarsa? Aslında Nasrettin Hoca bu davranışıyla yaşadığı toplumda olmadık işlerle uğraşan, boş hevesler peşinde koşan kişilere ders veriyor. Bu haberler gerçekten gazetenin kişiliğine zarar veriyor. Gazetenin kişiliğine zarar vermekle birlikte SGK'ya da zarar veriyor. Bu haberler toplumda karşılık bulmadığı gibi insanlar bu haberleri yayınlayan haber sitelerine, gazetelere, internet sitelerine de tepki gösteriyor. Çünkü vatandaşın aldığı zam oranı belli. Bunu sen nasıl müjde diye sunarsın diyor. Ve o gazetede yayınlanan rakamların hiçbiri de zaten tutmuyor. Ya tutarsa diyeceğiz ama tutacak bir rakam değil zaten. Bugün 2000 lira bir maaş alacağını düşünelim bir emeklinin. Herkes bu rakamı alamıyor tabii de. 1000 lira ev kirası ödemesi durumunda. Elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, telefon faturası ödemesi durumunda inanın markete, pazara gidecek parası kalmıyor. İnsanlar ay sonunu gerçekten zorlukla geçiriyor. Ve insanlar diyor ki, milletvekilleri diyor, 1 lira çorba içerken 2 lira zamlanmış. Vallahi kendi aramızda toplanalım da bunlara para verelim. Çünkü isyan eden bazı vekiller var diyor. Milletvekilleri maaşıyla herhalde geçinemiyormuş. Seçmenlerine yemek ısmarlıyorlarmış meclis lokantalarında. Zam geldi diye tepkililermiş. Meclis lokantası da artan girdiler nedeniyle zam yapmak zorunda kalmış. 2 liraya çorba içebiliyor mu diye vatandaş soran yok. O fiyatlara lahmacun kebap yiyor bilir mi diye soran vatandaş yok. Vallahi konu uzadıkça uzar ama emeklilerle alay etmeye kimsenin hakkı yok. Ne medyanın ne de vekillerin. Vekiller o zammama isyan etmesin meclis lokantasında yapılan o zamma. Bir ay gelsinler vatandaş gibi yaşasınlar.
sonra meclise gidip vatandaşın ne sıkıntıyı çektiğini göstersinler. 600 tane vekil çok çok. 600 tane vekil var ama hangi biri milletin sorunlarını gündeme getirebiliyor? 100 vekilin adını ancak duyabiliyoruz. 100 tane vekilin adını ancak sayabiliyoruz. Sayamayız aslında. 100 vekili de en fazla 100 vekilin adını sayabiliriz diye düşünüyorum. İnsanlar çünkü görmüyor ki. Kaldır kolunu, indir kolunu. Şimdi de tatile girdiler. Gelsinler bir ay vatandaş gibi yaşasınlar. Elektriği ödesinler, suyu ödesinler, doğalgaz ödesinler, markete gitsinler, pazara gitsinler, ev kirasını ödesinler. Bir ayın sonunda o 2000 liradan ceplerine 10 lira para kalıyorsa biz onların alnından öpeceğiz. Kalmadığı için meclise gidip diyecekler ki bu zam oranları gerçekten olmuyor. Biz gidelim bu vatandaşlara dahi bir zam verelim. Levent Kırca'nın bir skeci vardı. Vatandaşlar birkaç tane milletvekilini kaçırıyordu. Eve bağlıyorlar bu milletvekillerine. Kapıyı da kapatıyorlar. Eline parayı veriyorlar. Milletvekilleri diyor ki kardeşim bu ne diyor? İşte diyor bu diyor bizim maaşımız. Bu parayla nasıl geçiniyorsunuz siz diyor. Siz geçineceksiniz şimdi diyor. Bir ay boyunca diyor geçineceksiniz. Çat kapı çalıyor. Kimsin diyor ev sahibi. Şu kadar kira borcum vardı. Pat paranın yarısını alıyor. Kapı çalıyor. Kimsin? İşte kapıcı. Şu kadar borcum vardı. Çat kapı çalıyor. Bakkal çat kapı çalıyor. İcra memuru. Bir bakıyor ki vekiller ellerinde para kalmamış. Ev sahibi işte Oya Başar. Skeç'te. Önlerine böyle bir çorba gibi bir şey koyuyor. Bu ne biçim çorba ya diyor. Bunu bulduğuna şükret diyor. Çat kafasına indiriyor bir tane tokadı. O skeci mutlaka izleyin. Gerçekten o vekiller de onu izlesin. Ondan sonra desin ki acaba biz 2000 lirayla geçinebilir miyiz desin. Çok çok merak ediyorlarsa da gitsinler Ankara'da herhangi bir yerde daha uygun bir kirası olan bir yere kiralasınlar. Çok değil 5 partiden bir vekil. Gitsinler bir ay boyunca yaşamayı denesinler. Ondan sonra gönüllü olarak yapsınlar bunu ama sonra meclise gelip anlatsınlar diğer 595 arkadaşlarına. Ya gittik böyle böyle oldu vatandaşın bu maaşla geçinmesi zor desinler. Tabii bu böyle bir şey imkansız da yapabileceklerini sanmıyorum da o zaman gerçeği görürler anlarlar.